Yavuz Bahadıroğlu Gizli Örgütün Tetikçileri. Kazım Karabekir Paşa doğrudan Atatürk'e bağlı olarak çalışan Kızıl Pençe isimli gizli bir teşkilattan söz ediyor. Uzun uzun da anlatıyor. Mustafa Armağan'ın bu konuda kaleme aldığı kitap Timaş Yayınları tarafından basıldı. Bu arada gizli teşkilatın iki tetikçisinden de söz ediyor. Kılıç Ali ve Recep Zühtü. Kızıl Pençe düzeninde İsmet yoktu diyor. Karabekir Paşa. Buna doğruca gazi emir verir. Meclis reisi Atatürk Kılıç Ali gibi en güvenilir adamları vasıtasıyla hükümet mekanizması gizli oyunlarına başlarlardı. Hatıralarını basan Sinan matbaasına baskın verilmesini, el konulan formaların yakılmasını ve evinin 70 polis tarafından didik didik aranmasını onlara bağlıyor. Bu işlerin sorumluları mıdır, değil midir bilemem. Ancak Karabekir'in verdiği iki isim de ilginç kişilikleriyle dikkat çekiyorlar. Kılıç Ali'nin asıl ismi Süleyman Asaf Emrullah. Atatürk bu ismi beğenmiyor ve doğduğu mahalleye izafeten Kılıç Ali adını veriyor. Süleyman Asaf Emrullah ya da Atatürk'ün verdiği isimle Kılıç Ali, Gedikli Küçük Zabit Mektebi As Subay Okulu mezunudur. Buna rağmen binbaşılığa kadar yükseliyor. Rivayete göre çok faal olmasından dolayı subaylığa terfi ediyor. Atatürk'ün güvenini kazanıyor ve meclise alınıyor. Dönem seçimle değil, tayinle meclise girildiği dönemdir. 1920-1938 yılları arasında Antep milletvekilliği yapıyor. Hukukçu değildir ama İstiklal Mahkemeleri adı verilen sözde mahkemelerde reislik yapıyor. Zaten dönemin hukuka filan da pek ihtiyacı yoktur. İnsanlar durum icabı asılıyor, kesiliyor, sürülüyor. Kılıç Ali'nin oğlu Altemur Kılıç, babam sırf itaatçi olduğu için Cavit Bey'i astı diyor. Cavit Bey, ikinci meşrutiyet döneminde maliye nazırlığı yapmış etkili bir isimdir. Ama hakkını yemeyelim. Pek çok kişiyi ipe gönderirken bazılarını da ipten alıyor. Recep Zühtü ipten aldığı isimlerin başında geliyor. Recep Zühtü'yü bilen bilir. Biz bilmeyenler için kısaca bahsedelim. 1893 Manastır doğumludur. 2 Aralık 1963'te ölmüştür. Milli mücadelenin başından beri Mustafa Kemal Paşa'nın en yakınında bulunan ve yakın korumalık yapan kişidir. Atatürk'ün gazetesi olarak ünlenen Hakimiyet-i Milliye ile Recep Zühtü matbaaları sahibi ikinci ara seçim 3. ve dördüncü dönem Sinop ve 5. dönem Zonguldak milletvekilidir. Soyak soyadı bizzat Atatürk tarafından kendisine verilmiştir. Soyadı soy aktır ama icraatları pek de soylu ve ak olmamıştır. Recep Zühtü'nün ilginç bir hikayesi var. 1925 yılında bir düğünde tanıştığı İstanbul Sosyetesi'nin genç ve güzel hanımlarından Medeniye Hanım'la 10 yıl kadar nikahsız beraberlik yaşıyor. Medeniye Hanım evlenmek istiyor ancak Recep Zühtü her defasında bir bahane ileri sürüp erteliyor. Sonunda Medeniye Hanım'ın sabrı tükeniyor, Recep Zühtü Bey'i terk edip Yahudi bir gençle birlikte olmaya başlıyor. Bu ilişkiyi Recep Zühtü Atatürk'ün kendisine soyak soyadını verdiği 8 Şubat 1935 tarihinden 2 gün sonra 10 Şubat 1935'te öğreniyor, büyük bir öfkeyle Arnavutköy'den bir kayığa binerek Medeniye Hanım'ın Çengelköy'deki evine gidiyor. Bari beni Müslümanla aldatsan gibisinden birkaç saçma cümle kurduktan sonra silahını çekiyor ve bir bacağına ikisi kafasına olmak üzere üç kurşun sıkıyor. Medeniye Hanım ağır yaralı olarak pastör hastanesine kaldırılıyor birkaç gün sonra da hayata gözlerini kapatıyor. Zühtü Bey candaşı Kılıç Ali'ye koşuyor. Kendisini kurtarmasını istiyor. Kılıç Ali bu konuların uzmanıdır. Doktor Fahrettin Kerim Gökay'dan aldığı akli muazenesinin yerinde olmadığına ilişkin bir deli raporuyla can daşını kurtarıyor. Atatürk'e danışmadan hiçbir iş yapmadığını anlatan Kılıçeli bu işi danışarak mı yapıyor? Danışmadan mı bilmiyoruz. Bildiğimiz şu ki tahammüden adam öldürme suçu işleyen Recep Zühtü hiç içeri girmeden hatta yargılanmadan paçayı kurtarıyor. Deli raporlu Zühtü Bey'in milletvekilliği de düşürülmüyor. Mecliste paşa paşa oturuyor, tıkır tıkır maaşını alıyor, dahası Belki şaşıracaksınız ama Atatürk'le yakın arkadaşlığı devam ediyor. Atatürk'ün uşağı Cemal Granda bir daha da onu Atatürk'ün sofrasında görmedik diyerek gerçeği örtbas etmeye çalışsa da sık sık görüşüyorlar. Bu gerçeği Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün 1955'te yayınladığı Atatürk'ün Nöbet Defteri 1931-1938 isimli kitapta okuyoruz. Atatürk cinayetten sonra Recep Zühtü ile ilki 31 Mayıs 1935'te, ikincisi 7 Temmuz'da olmak üzere İki kez, 1936 yılında yine iki kez, 1937 yılında ise tam 23 kez görüşüyor. Son görüşmesi ise 25 Kasım'da gerçekleşiyor. Atatürk döneminde her iş usulüne uygun yapılıyordu diyenlere kapak olsun. Yavuz Bahadıroğlu, Yeni Akit.